İstanbul'a bakacağız. Fırtına ve yağmur İstanbul'u etkisi altına aldı. Şiddetli yağış nedeniyle Sultan Gazi'de 5 ev ve 1 iş yerini su bastı. Topkapı alt geçidi de su altında kaldı. İşte mega kentte gün boyu yaşananlar. Çok soğuk. Çok soğuk bugün. Aşırı soğuk. İstanbul'da soğuklar başlamaya. Hava soğuk ama şu anda üşümüyorum. Daha fazla soğuk. Nazaran zaten rüzgarı görüyorsunuz. Bayağı kaç gündür fırtına var. Şemsiye rüzgara dayanamıyor. Evet dayanamıyor. Bize yağmura. Şemsiyeler açılmadı. Kimse yürüyemedi. Fırtına ve yağışlı hava İstanbul'u etkisi altına aldı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollar göle döndü. Çok soğuk değil mi? Aynen buz gibi hava. Şemsiye de gitti. Paket oldu şemsiye. Rüzgar da var, aptala dönüyoruz. Rüzgar da var. Çok var. Az önce kendim yürümedim, oradan buraya kadar uçtum yani. Meteoroloji uyarmıştı. İstanbul'da gece boyunca etkili olan şiddetli yağış sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağmurun salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. Ne yapalım? O kış mevsim de Ocak. Kış mevsimi böyle olur. Tabii böyle olur. İstanbullular yeni haftaya yağmur ve kuvvetli rüzgarla başladı. Hava iyice soğudu, kış yüzünü gösterdi. Hoş geldin kış. Yani hoş geldin kış, inşallah biraz sürer. Tabii biraz soğuklar oldu. Soğuk olması tabii ki biraz sıkıntı veriyor ama. Kış nerede kar? Kar olması lazım. Yani normaldir, zamanıdır, her şey mevsimine göre. Topkapı alt geçidi sağanak nedeniyle suyla doldu. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için uğraştı. Sultan Gazi Cebeci Mahallesi'nde de manzara değişmedi. 5 ev ve 1 iş yerini su bastı. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla suyu boşaltmaya çalıştı. Kimse ilgilenmiyor. Tamam diyorlar, yapacağız diyorlar, yol geçiyor diyorlar, kanal açacağız diyorlar, bilmem ne diyorlar, bizi oyalıyorlar. Düğün paramı hepsini eşyalarıma verdim. 2 defa da eşyalarımı çöpe atıyorum. Belediyeden hiçbir ses çıkmıyor. Gazi Osman Paşa Karayolları Mahallesi'nde rögarlar tıkandı. Trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bugün yağmur da bir olunca daha fena oldu İstanbul için. Trafik sabahtan beri yollardayız. Zaten İstanbul'da her gün var. Bilakis bu dön temer burası arası yani yoğun. Ayaz Ağa Cendere Caddesi'nde bir otomobil mahsur kaldı. Araç çekici yardımıyla kurtarıldı. Üsküdar'da ise fırtına nedeniyle çatıdan kopan parça binada asılı kaldı. Rüzgarla sallanmaya başladı. Çevredekileri korkutan o parça çatıya çıkan ustalar tarafından kimseye zarar gelmeden aşağı atıldı. Eyüp'te de bir iş merkezinde bulunan kafenin çatısı uçtu. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.